Herkese merhaba. Bugün 220 volt deltestirde Sina ile birlikteyiz ve klinikte renk seçimi üzerine konuşacağız. Birçok farklı yöntem var renk seçimi için. Ben hemen Sina'ya sorarak başlamak istiyorum. Sina, sen nasıl renk seçiyorsun klinikte? Açıkçası ben hastaya seçtiriyorum rengi. Çünkü ben bir renk körüyüm. O yüzden bir protezci olarak çok zor oluyor benim için ama işin özeti aslında tabii ki bir işte renk skalası var. Klasik hepimizin kullandığı. Bu renk skalasından bir renk opsiyonları seçtikten sonra hastaya gösterip ortak karar vermeyi genelde daha çok tercih ediyorum. Varsa hastanın yakını vesaire onlarla da mutlaka paylaşıyorum. Ama onun dışında benim en çok yardımcı olan ekipmanlardan birisi tabii ki fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesinin yanı sıra diğer ekipmanlar da var. Bugün daha çok konuşacağımız ama rutin olarak tabii ki renk skalasını her diş hekimi gibi ben de kullanıyorum. Ve burada işte bazı şeyleri eğer optimize edebilirsek işte ışıktı, işte ortamdı vesaire vesaire. O zaman prosedürde genellikle çok fazla problemle karşılaşmıyoruz. Peki güzel bir noktaya değindin. Işıktan bahsettin. Işık konusunda neye dikkat ediyorsun? Yani skaladan çünkü renk seçmek aslında bayağı zor denilebilir. Renk körmüşsün aynı zamanda, bunu da öğrenmiş olduk. Işık konusunda neyi optimize ediyorsun? Nasıl bir yol izliyorsun? Ya olabildiğince optimizasyon burada çok mümkün değil ama işte her çalışma ünitenin belli bir sıcaklığı var, ışık sıcaklığı var. Ve bu ışık sıcaklığının 5500-5600 Kelvinlerde olması lazım. Çoğu muayenehanede, çoğu poliklinikte gördüğüm benim çok fazla beyaz ışık. Yani daha Kelvin değerlerinin daha düşük olan renklerde çalıştıklarını görüyorum. O zaman teknik olarak seçtiğiniz rengin doğru bir şekilde yansıması zaten mümkün değil. O yüzden birincisi aydınlatma ortamımızın ideal ışık rengine, yani gün ortamında doğal ışık renk sıcaklığına yakın olması lazım. Bu da ideal olarak 5500 Kelvinlere yaklaşıyor. Birincisi buna dikkat ediyorum. İkincisi mümkünse gece zaten seçim yapmamaya çalışıyorum. Yani gece derken akşam saatlerine kalmamış olmasını istiyorum. İşte bulutlu bir havada renk seçimi biraz daha zor olabiliyor. O yüzden birincisi dediğim gibi bu ışık zaten bizim işimizin, yani zaten bir restorasyon yaparken şekil ve renk en önemli iki şey. Şekil kısmında zaten başka yöntemler var. Bunları hiç konuşmaya gerek yok ama renk konusunda ışık bizim için olmazsa olmaz en önemli şey. O yüzden de ışık konusunda eğer bir optimizasyon sağlayamıyorsam o zaman fotoğraf makinesine mutlaka müdahale etmem ve orada bir iyi bir fotoğraf almam gerekebiliyor. Bir de belki hastalardan renk seçiminin yapılacağı seansta daha böyle mat renkler, pastel renkler giymelerini isteyebiliriz. Örneğin çok parlak bir kırmızı da bizim bütün görüşümüzü değiştirebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum böyle. Kesinlikle doğru doğru. Yani şimdi hastanın oradaki işte çok turuncu, acayip böyle bir renk giydiğinde otomatikman algı çok değişiyor. Özellikle işte renk konusunda benim gibi biraz daha zorlanan bir kesimseniz o zaman iş biraz daha karmaşıklaşıyor. O yüzden dediğim gibi burada önemli olan skalayı doğru kullanmayı da bilmek. Yani skalada işte renk seçiminin, skalanın bir kullanım kılavuzu var sonuç olarak her ürün gibi. Buradaki kullandığımız renk skalasında işte önce işte bazı şartlar var, kurallar var. Bu kurallara uyacak şekilde bunu yapmak lazım. Ama skalalar bugün bizim birinci önceliğimiz değil. Biraz daha biz dijital araçları kullanacağız. Tabii ki konuşacağız. Kanalın konsepti gereği diyelim. Analogçu arkadaşlarımızdan renk skalası ile ilgili iyi fotoğrafla iyi bir eğitim videosu da tabii ki bekliyoruz. Daha sonraki belki videolarda yine yaparız böyle bir şey. Skalayı sen hangi skalayı, yani daha doğrusu nasıl bir skala tercih ediyoruz, o önemli biraz. Ben de oraya gelecektim tam olarak, sana bunu sorarak. Analoğu ben bırakmam kolay kolay. Sen nasıl bir skala tercih ediyorsun? Ya şöyle, teknisyenimle bir defa aynı skalayı tercih etmem lazım. Yani teknisyenin hangi tozu kullandığını iyi bilmem lazım. Burada bir cam seramik uygulaması mı yapacağım, metal seramik mi yapacağım? Eğer zirkonya restorasyon kullanıyorsam üzerine hangi tozu kullanıyor? Çünkü çoğu teknisyenimiz, bugün örnek veriyorum, tamamen firmadan bağımsız olacak şekilde ama İşte zirkonya yapıp üzerine GC çalışabiliyor veya işte ingotları iboklardan alıp üzerine başka bir Noita Ketos kullanabiliyor. Bunları yapan teknisyenler olduğunu bildiğimiz sürece de bizim skalalarımızdaki opsiyonlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden bilmiyorum, yani mesela teknisyenden skala istemek de burada bir çözüm olabilir. Ama genellikle işte eğer Vita kullanıyorsan 3D Master burada çok opsiyonlu olacak şekilde. 3M vesaire vesaire burada birçok daha, yani normal klasik Vita skalasına göre daha fazla opsiyon var. Bir de tabii ki bilinçler var. Bunları sen herhalde daha fazla kullanıyorsun.
Evet. Ben yurt dışından hastalarla çalıştığım için yoğun olarak tabii hastaların beklentisi böyle genelde vita skalasında 0'dan 1, 2, 3 diye geçiyor. Başka skalalarda da bleach serisi olarak geçebiliyor. Çok böyle yoğun beyaz istiyor hastalar. Onlarla çalışıyor. Hangisi daha çok gidiyor peki? Yani şöyle mesela şimdi benim çalıştığım skalada bleach 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor renkler ve ben genelde hani böyle bleach bile olsa 4'e önlendirmeye çalışıyorum hastayı ki daha böyle doğal bir görüntü olsun. Ama zaten o kafada gelen hasta genelde böyle 2, 3 hatta böyle işte 1'e bile kayan oluyor. Ben orada biraz şey yapıyorum. Hayır hayır çok beyaz olacak bakın falan. Açıkçası ben bu skalayı saklıyorum hastadan. Hani bunu görmesin. Olabildiğince bu noktaya çok yaklaşmamaya çalışıyorum ama tabii ki bu da bir gerçek. Artık diş hekimliğinde estetik çok ön planda. O yüzden isteyenlere de tabii ki yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ama özetle sen bir şey diyecektin. Evet, ben bir şey eklemek istiyorum burada. Ekle. Ben de genelde o skalayı saklıyorum. Yani ilk başta onu hiç göstermiyorum aslında. Hatta işte B1 ile direkt başlıyorum. Ama aslında onda bile şey oluyor. Yani ben daha beyaz istiyorum. Hani onu görünce direkt. Belki ağızda böyle dişlerinin yanında görünce daha ikna oluyor. Ama şöyle elini alıp bakınca ben daha beyaz istiyorum. Oluyor yani. Yani estetik kaygıyla özellikle gelen hastalarda bu açık renk isteğini görebiliyoruz. Tabii ki daha natural dursun diyen hastalar için de o zaman renk skalası ortaya çıkıyor. Bu renk skalasında da dediğim gibi toz meselesi çok önemli. Evet. Bugün işte birçok firma hala klasik Vita skalasını altın standarda yakın olarak kullandığı için hala oradan A1, A2, A3 o şekilde gidiyor. Ama dediğim gibi Vita bir toz kullanılmıyorsa bu skalayı kullanmanın aslında hiçbir anlamı yok diyebiliriz. Aynen öyle. Burada aslında teknisyenle iletişimde olmak çok önemli ve dediğimiz gibi yani skala isteyebilirsiniz siz de teknisyenden. Ben yaşadım bu sıkıntıyı. Sonra böyle skala isteyerek devam etmeye başladım. Çünkü her firmanın tozunda A3 mesela farklı. Evet. Yani bunun yapılan bilimsel çalışmaları da çok fazla var. Yapılan çalışmalarda işte bir firmanın A3'ü ile diğeri aslında A2 olarak belki denk gelebiliyor. Evet. Bazen işte başka bir şekilde bunun kompansasyonu sağlanmaya çalışabiliyor. İşte biraz daha value'su artırılıyor vesaire vesaire ama dediğim gibi burada doğru firmanın doğru skalasını kullanmak önemli. Onun dışında peki bilmiyorum hani ben buradaki 4 farklı opsiyonu kullanacak şekilde bir yol izliyorum ama senin bu analog yöntem içerisinde olarak değerlendirirsek neleri ekstra katıyorsun bu işin içine? Onu özellikle merak ediyorum. Yani şöyle ben de ışık konusundaki işte optimizasyona dikkat ediyorum oldukça. Sabah seçmeye çalışıyorum. İşte hastaya mesela makyaj konusunda uyarıyorum. Böyle dudağında işte ne bileyim kırmızı bir ruj olmasın örneğin ya da çok parlak renkler gibisinden. Onun dışında ya mesela şeye dikkat ediyorum. Bunu tabii okulda öğrenmiştik. Bilmiyorum artık ne kadar geçer günümüzde ama göz akıyla karşılaşma. Yani ilk başta ben skaladan direkt bir renk çıkarmadan önce hastanın göz akına bakıyorum. Ve hani onun kaldırabileceği seçenekleri çıkarmaya çalışıyorum. Mesela hastalar bleach istediğinde de yani çok açık renkler istediğinde de maksimum böyle göz beyazıyla uyumlu tonları çıkarmaya çalışıyorum. Okey. Tamam, peki. Böyle fotoğraf atıyor musun teknisyene? Tabii atıyorum. Aynen. Yani kendi seçim yaptığım ortamda işte ışıkta aynı şekilde bir fotoğraf alıp teknisyenle onu da paylaşıyorum. Peki normal skalanın işte örnek veriyorum A1 bir renk seçtin veya işte A2 seçtin. A1 ve A2'yi yan yana koyup böyle bir fotoğraf çekiyorsun. Evet. Falan. Aynen öyle. Bir de hani bazen şartlar el verdiğinde teknisyeni de çağırabiliyorum kliniğe. Çok böyle şüpheli olduğunu düşündüğüm durumlar olursa. Onu zaten en son bence bir konuşmak, değerlendirmek gerekecek ama skalayla bir fotoğraf çekerken de fotoğrafı çektiğimiz ekipman önemli. Çünkü bir ring flash kullanıyorsak eğer burada renk otomatikman üzerinde patlayacağı için vereceği rengin şekli ve buna göre bir yansıması çok daha farklı olacak. O yüzden bence renk fotoğrafı çekiyorsak kesin twin flash kullanmak lazım. Mümkünse bu twin flash'la çektikten sonra polarize fotoğraf almak lazım skalayla beraber. Polarize fotoğraf dediğimiz zaman da aslında ışığın geri yansımasını engelleyecek şöyle bir setup'tan söz ediyoruz. Yani bir twin flash var. Bunların üzerinde polarize filtreler var. Peki sen bu hani farklı teknikler var dedik. Öncelikle onları bir hani genel olarak bize bir bahset. Sonra da en çok hangisini tercih ediyorsun? Ondan analog yöntem dışında ondan ilerleyelim. Şöyle diyelim yani dijital yöntemler aslında sınırlı zaten. Yani literatürde gördüğümüz şey gözle olan tercihin yanılabileceği. Yani çünkü ortam ışığının biraz önce bahsettiğim şeylerin hepsinden dolayı biraz problemler olabileceğinden bahsediliyor.
Şimdi o yüzden yardımcı araçlar var. Birincisi fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesiyle ilgili benim söyleyeceğim birkaç tane şey var. Bunlardan birincisi dediğim gibi twin flashlar. Yani ışığın yandan gelmesiyle beraber skalanın eğer fotoğrafını çekiyorsan veya ağzın fotoğrafını çekiyorsan bu yansımanın benim bir şekilde en az olması lazım. Yani ağızdaki görüntüyü birebire yakın hale almam lazım ki teknisyene gerçekten bir bilgi aktarımı yapabileyim. Birincisi bu. İkincisi benim body'nin önemli. Body dediğimiz şey de fotoğraf makinesinin ham datayı yorumlayan cihaz. Şimdi bu cihaz içerisinde eğer siz beyaz dengesini ayarlayamıyorsanız yani 5500-5600 kelvinlere getiremiyorsanız o zaman zaten ağız içerisinde veya çektiğiniz skaladaki renk yine yanlış olacaktır. Bunu yapamıyorsanız ama şöyle bir şey var. Şimdi gri kartlar var. Yine eLab firmasının üretmiş olduğu. Bu eLab firmasının ürettiği kartların üzerinde burada LAB değerlerini görüyoruz. L79, A0 ve B0 olacak şekilde bu gri kart optimize olarak fabrikasyon olarak üretilmiş. Şimdi benim çektiğim fotoğrafta ekranda da göreceksiniz ama çektiğim fotoğraf daha koyuyken belki eğer ben bunu ham halinde yani RAW veya NEF formatında alırsam bu aldığım görüntüyü gri kartla beraber optimize doğal gerçek rengi olacak şekilde Photoshop'ta ayarlayabiliyorum. Bu çok önemli bir şey. Çünkü neden? Artık Matisse ve eLab adı altında iki tane çok büyük uygulama var ve bu uygulamalar reçeteler veriyor. Yani ben bu gri kartla beraber fotoğrafı çektim. Bu fotoğrafı kalibre ettim. Kalibre ettikten sonra bu iki yazılımın porselen tozunu hangi oranda ne kadar karıştıracağını teknisyene söylüyor. Bu büyük bir hizmet gerçekten ve özellikle işte tek santral tutturmaya çalışıyorsanız veya ön bölgede birkaç restorasyon yapıyorsanız yan komşu dişleri uydurmak için gerçekten çok büyük fayda sağlıyor. Bence eğer bir fotoğraf makinesi setup'ınızda beyaz dengesini ayarlayamıyorsanız gri kart bence olmazsa olmaz yöntemlerden bir tanesi. Çünkü çektiğiniz birçok fotoğraf, bir önceki videoda da bunu görebilirsiniz. Çektiğiniz birçok fotoğraf daha sarı veya daha beyaz kalıyor. Yani bunu maalesef engelleyemiyoruz. Çünkü fotoğraf makinelerimizin kalibrasyonlarının yetersizliği sebebiyle yani daha düşük bütçeli bir body kullanıyorsak burada işte Nikon üzerinden gidelim. Yine bugün sponsorumuz olmayan Nikon'a teşekkür ediyoruz. Nikon üzerinden gidersek işte D3100 bir makine kullandığımızı varsayalım. Burada beyaz dengesini Kelvin cinsinden ayarlayamadığım için o zaman gri kart yardımına koşuyor ve gri kartla beraber ben fotoğrafı dengeleyebiliyorum. Onun dışında çapraz polarizasyon yine biraz önce bahsettiğim gibi kullandığımız bir yöntem. Çapraz polarizasyona da minenin o ışık yansıtmasını engelleyebildiğim için doğal dentinin o geçişlerini, nerede translüsensi var onları her şeyini çok daha net görebiliyorum. Ve onun dışında da iki yöntemimiz daha var. Birincisi ağız iç tarayıcılar. Bugün ağız iç tarayıcılar da birçoğu artık renk seçime yardımcı oluyor. Bir de aynı şekilde spektrofotometreler var. İşte bugün önümüzde EasyShade var. Vita'nın en çok kullanılan cihazlardan bir tanesi piyasadaki. Baktığımız zaman aslında bu dört yöntemi bir şekilde harmanladığımız zaman bizim görsel iletişimimize yardımcı oluyor. Ve literatürün de dediği şey şu aslında. Siz normal görsel iletişiminize destek olacak şeyleri seçtiğiniz zaman daha başarılı bir renk seçimi yapabiliyorsunuz. Çünkü renk seçimini görsel olarak yaptıktan sonra bir fotoğraf veya ağız içi tarayıcı yardımcı olacaktır. Ama şunu da diyor, görsel olarak seçmeden sadece ağız içi tarayıcı veya fotoğrafa güvenerek de renk seçimini yapmamanın önemli olduğunu söylüyor literatürdeki çalışmalar. Ve son olarak da spektrofotometrelerin aslında tek başına yeterli olabileceğini renk seçiminde söylüyoruz. Ama yani tek başına aslında tek bir yöntem kullanmak değil, birlikte kullanmak daha başarılı sonuçlar veriyor ama spektrofotometre için farklı oluyor. Evet, aynen öyle. Spektrofotometrenin bu diğer seçim yöntemlerine göre daha üstün olduğunu söylemek mümkün. Yapılan çalışmalar da bu yönde. Şimdi ekranda göreceksiniz T-Shape ile beraber örneğin aldığımız bir renk seçimi var. Ve bu renk seçiminde mouse'un dişin üzerinde farklı noktalarda dolaştığında çok farklı renkler gösterebildiğini görüyoruz. Yardımcı bir araç olarak evet ama sadece renk seçimi için tamamen bize güvenilir sonuç vermesi biraz çok da aslında makul bir durum değil. Ama yardımcı oluyor mu? İnanılmaz yardımcı oluyor. Çünkü işte kolede biraz aşağı yukarı nerede kaldığınızı görebiliyorsunuz. Yani bu sadece bu cihaza özgü bir özellik değil. Birçok cihaz artık
renk seçimine yardımcı olmaya çalışıyor ve aşağı yukarı hepsi de belki renk seçiminde benzer sonuçlar veriyor. Bununla ilgili açıkçası çok fazla çalışma, yani literatür bilgisinde burada paylaşabileceğim kadar bilmiyorum çok fazla açıkçası. Çünkü bildiğim literatürler genellikle renk seçimi için bu cihazların yardımcı araçları olduğunu söylemese. Bir şey daha sormak istiyorum ben sana. Analoğa hemen geri dönelim. kes burada, kes. Hayır, şu buradayız. Burada birkaç farklı skalamız var. Bu skalaları hani bilmeyen arkadaşlar olabilir. Yani örneğin Dentsu skalamız var. İşte 3D Master zaten bahsettim. Ne zaman Dentsu seçiyorsun? Ne zaman bu skalayı kullanıyorsun örneğin? Ya da hani... Şöyle, Dentsu skalası çok önemli. Dentsu skalası neden çok önemli? Çünkü biz cam seramikler özellikle yaparken ingotlar seçiyoruz. Yani burada işte MO veya HD, yani burada high translucent veya daha opağa doğru giden malzeme seçenekleri var. Yani alttaki laminanın, dişin renginin ne kadar dışarıya yansımasını istiyoruz, bunu öngörmemiz lazım. Örnek veriyorum, benim dişim işte A3 tonlarında diyelim ve ben lamina yaptırmak istiyorum ama bleach 1'e gitmek istiyorum. Şimdi ben bunu yapmam için benim kesinlikle bir translucente yakın bir ingot seçmem mümkün değil. O zaman ne yapıyoruz? Daha opak renge yakın bir ingot seçmem lazım ama... BTLT. Aynen öyle. BTLT olabilir. Şunu söylemek lazım. Bugün işte cep telefonunda uygulamalar var. Evoque'ların, GC'nin vesaire. Ingot seçimine yönelik. Hangi ingotu seçerseniz bu formülasyon aslında doğru olur. O yüzden... Ben dentin rengini teknisyene bildirmem lazım ki eğer ben ND3 bir dentin rengi üzerinde çalışıyorsam, o zaman teknisyenin bunu maskeleyebilmesi için biraz daha az translüsensi olan bir ingot seçmesi lazım. O yüzden bunu da mutlaka fotoğraflarla beraber teknisyene iletiyorum. Yine ekranda bu skalayla beraber nasıl fotoğraf çektiğimizde görebilirsiniz. O yüzden dentin rengi önemli. Sen dentin rengini genelde teknisyene bildiriyor musun, yoksa ingot seçimini bir defa konuşalım belki burada. Hı hı. İngot seçimini sen mi yapıyorsun, teknisyen mi yapıyor? Genelde ben yapıyorum. Yani hatta %100 ben yapıyorum genelde, değil mi? Yani ingot seçimini tabii daha önceden aslında teknisyene bırakıyordum. Benim de bilmediğim bir konuydu. Burada dürüst olayım. Ama sonradan sonra böyle teknisyenden gelen iş bak, yani beklediğim gibi gelmiyor örneğin. Daha böyle mat bir iş geliyor. Ya da işte o Instagram'da gördüğümüz estetiği ben bir türlü, o ışık geçirgenli bir türlü yakalayamıyorum. Hani neden, niye eksik yapıyorum diye düşünüp biraz araştırınca ingot seçiminin çok önemli olduğunu tabii fark ettim ben de. Dolayısıyla artık seçimi ben kendim yapıyorum. Yani burada dentin rengini de belirtiyorum. Ya da işte altta bir restorasyon varsa, bazen eski amalgam restorasyonları olabiliyor ya da renkleşmiş dişler olabiliyor. Tabii amalgam restorasyonları yeniliyorum ben genelde ama renkleşmiş dişlerde vesaire, ona göre daha farklı ingot seçimlerim oluyor. Amalgam konusuna çok girmeyelim burada. Amalgam konusu hassas. Amalgamcıyız. Amalgamdan burada pas etmek istiyoruz. Amalgamdaki herkese el sallamak istiyoruz. Amalgam seviyoruz. Ama işte amalgamı da belki... Evet, biraz şey oluyor. Yani lateralların paletinde mesela amalgam yapılan durumlar görüyoruz. Bu sefer alttan yansıma yapıyor, estetik bir şey yaparken zorluyor vesaire. Bir de şey de var, döküm postkorlar da var. Tabii onlar da aynı şekilde. Yani onları yeniliyorum. Evet. Bunu aslında dile getirmek istemiştim. Aslında önemli bir şey. Çünkü dediğimiz gibi yani altyapı bizim bugün çok popüler olan cam seramikler yani gene. Cam seramikleri kullanırken altyapının rengi çok etkiliyor işimizi. O yüzden dentin skalasında kullanmak önemli. Bunu mutlaka bence klinik ortamında bulundurmak gerekiyor. Tabii ki teknisyeninize normal attığınız bir fotoğrafta aşağı yukarı dentin rengini görebiliyorsunuz ama bir skala yardımıyla bunu seçmek de her zaman faydalı olacaktır. Açıkçası ben bir muayenehanede ya da klinik ortamda bulunması gereken tüm ürünlerin burada olduğunu düşünüyorum. Yani ağız içi tarayıcı artık olmazsa olmaz olacak zaten herkes için. Yavaş yavaş buradaki popülerlik artıyor. Hekimlerin yani her yıl bu satışların da arttığını görüyoruz. Ağız içi tarayıcı kullanımı çok artıyor. Polarize fotoğraflar artık çok kolay ulaşılabilecek. Polarize filtrelerle beraber yapılabilen bir şey. Fotoğraf makinesi zaten artık herkes fotoğraf çekiyor. Ama hala mobil dental fotoğrafçılık benim için biraz daha geri planda kalıyor diyebilirim. Skalalarımız tabii ki zaten burada. Bir gri kart bence, eğer body'niz eskiyse ve renk kalibrasyonunu yapamıyorsanız. Ama spektrofotometre meselesi biraz daha soru işareti diyebilirim. Hiç kullanma fırsatın oldu mu?
Burada oldu. O zaman bir deneyelim. Aynen. Nasıl oluyor? Sen al istersen benden renk. Tamam. Önce kalibre ediyoruz. Böyle bir ünitesi var. Açtıktan sonra bir kalibrasyon gerçekleşiyor ve ölçümü hazır. Bakalım 3 defa test yapacağız. Cihazda test etmiş olacağız. Evet. 3 defa üst üste aynı sonucu verecek mi dişimde göreceğiz. Bu arada bunun üzerinde de bir hijyenik şey var, kalıp var. Her seferinde değiştiriyoruz tabii. Her değiştirdin mi? Sen de kullandık ama. Ben kaldım. Ben de kullanalım bakalım. Tamam, evet, ilk rengimizi aldık. 2M1 olarak. 2M1 bakalım. Şimdi bir kez daha deniyoruz. Evet, bakarken bu sefer 2M2 oldu. Bir kez daha bakalım. Bu sefer 2L1.5 oldu. Giderek dehidrate oluyor dişim ya da başka bir şey var ama... Ama az önce denediğimizde gayet güzel olmuştu. Bir daha deneyelim. Son bakalım ne çıkacak. Aynen. Bence başa döneceğiz. 2L1.5'da kaldık. 2L1.5'da renkli tekrar ediyor. Ama şu da var. Aynı yere cihazı denk getirmek çok zor. Evet. Yani dişin tam orta 1/3'üne denk getirip buradan bir renk almak gerçekten çok zor olabiliyor. Ama gerçekten... Seçtiğimiz zaman genellikle başarılı bir sonuç da veren bir ürün. Bir şey eklemek istiyorum bu arada. Ergonomik açıdan acaba ne kadar iyi diye düşünüyorum. Çünkü mesela ben az önce uygularken tabii bir öğrenme eğrisi olacaktır ama birkaç kez kaydım. Yani onu orada alt kısmı biraz daha ağır olduğu için çok sağlam tutmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kayınca da belki o hani... Ama şöyle bir şey de var. Hastanın koltukta yattığını, başının sabit olduğunu, diğer elinle işte çeneden destek aldığını vesaire düşünürsen sonuç olarak ben böyle dururken aeratörle dişimi de kesemezsin. Tabii. O yüzden orada bir ben çok fazla değerlendirme noktasında kolaylık anlamında çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama olabilir. Renk alma konusunda bir defa değil birkaç defa tekrar yapıp tekrarlayan rengi seçmenin de ben burada doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü işte birçok şey alanda da yani fotoğraf çekerken de çektiğimiz birkaç fotoğrafın farklı olduğunu görebiliyoruz. Yine bu önemli bir şey. 2L1.5'da bir bakalım istersen. Evet, bakalım aynen. Tutuyor mu? Evet. Bir onunla görelim. Gerçi ışıklarımız biraz şey ama evet. Başarılı. İyi görünüyor. Evet, yine anladım. De tabii ışıklardan dolayı. Işıklardan dolayı. Yani burada şimdi çok fazla ışık var. Bu da bizim renk seçimimizi etkileyebilir normalde. Ama bu ışıklarımız da bizim yine 5500 Kelvin'de. Benim bir 5500 Kelvin takıntım var. O yüzden doğal ışık rengindeyken istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Ama oldukça uyumluydu bu arada 2L1.5'la. Evet yani dediğim gibi. Hatta bakalım mesela 2M1 çıktı, 2M2 çıktı. 2M1 değildir benim dişim bence. Bir bakalım. Beyaz atmadan önce belki öyleydi de şimdi. Evet 2M1 olduğunu ben de düşünmüyorum şu an. 2M2 de olduğunu düşünmüyorum biraz. Şu an bir beyaz atma yapalım mı? Olur. Bir sonraki videomuzda beyaz atma yapacağız. Evet, ben 2L1.5'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. 2M2 de koyu kaldı çünkü. Güzel. Okay. Peki Sina, bunlardan bahsettik böyle farklı yöntemlerden. Gayet de güzel oldu, bilgilendirici oldu. Yine de ben sana şunu sormak istiyorum. Sence en iyi yöntem ne? Bir tane seçmen gerekirse ya da hani bir tane demeyeyim, sınırlı mıyım? Yani seçecek bir yöntemim olsaydı, yani elimde hangi yöntem, tek bir yöntem olsun ve bu sürekli çalışsın, tabii ki teknisyenin yanında olmasını tercih ederim. Yani evet. Teknisyenin gördüğü ve yapabildiği hala bu yöntemlerin hepsinin üzerinde. Çünkü... Çok gerçekten iyi teknisyenlerle çalışma fırsatımız oluyor. Gri kartla fotoğraf çekiyorum, polarize çekiyorum. Alt çıtarıcıyla rengi tekrar ona bildirmeye çalışıyorum. Spektrofotometre kullanıyorum. Dempton skalası yani hepsini kullanıyorum. Ama gene de bir tık meselesi vardır ya. O bir tık koyuluk veya bir tık açıklık her zaman oluyor. Evet. Ama teknisyenin o son göz görmesiyle eğer işte... Eşim, dostum, arkadaşım biri ise teknisyene gönderdiğim ve son bir makyajla bu işi çok iyi bitiren işlerimiz oldu. O yüzden bence teknisyenin tabii ki klinikte olabilmesi, görebilmesi evet. kadar iyi bir şey yok. Ama bunları yapamıyorsanız, işte uzak bir yere gönderiyorsanız, teknisyenin size gelemiyorsa bence o zaman bu ekipmanların kombinasyonunun en iyisini teknisyeninizle beraber oturup konuşup bir setup yapmakta fayda var. Çünkü dediğim gibi bu ürünleri yani attığınız fotoğrafı teknisyen okuyamayabilir. Bu
da bir mesele. Yani o zaman tek alternatifiniz spektrofotometre kalıyor. Burada tamamen sizin bütçesel olarak da hangi cihazı kullanacağınız çok önemli. Ya bu kadar farklı yöntemi bir arada kullanmak sende bir böyle kafa karışıklığı yarattı mı peki? Yani, ya şöyle. Bu da bir işin bir tarafı. Tabii ki yani şöyle. Yani teknisyene ben bir defa şöyle bir protokolüm var benim. Yani gri kartı artık çok fazla kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Çünkü gri karta ihtiyacım olduğu zamanlar benim fotoğraf makinemin daha eski olduğu ve işte renk kalibrasyonunu yapamadığım zamanlar oluyordu. Artık kesinlikle bunu kullanmıyorum. Hatta fotoğraflarımı RAW veya NF değil, direkt JPEG olarak çekiyorum. O yüzden de renk anlamında bir problem yaşamayacağımı bildiğim için bir defa bununla ilgili artık bir çalışmam kalmadı. Onun dışında skala olarak hangi tozu kullanacaksam o toza uygun olacak skalanın ne olduğunu mutlaka kullanım kılavuzundan, işte firmadan bakıp ona göre seçiyorum. 3D Master Vita skalasını dediğim gibi sadece Vita ile ilgili ürünler kullanacağım zaman kullanıyorum. Lamine yapacağım zaman %100 bir Dentin skalası kullanıyorum. Bunu olmazsa olmaz diyorum. Genel olarak Bleach skalayı zaten pek kullanmıyorum demiştim. Benim. O senin. Onu sana geri vereceğim. Bleach skala dediğim gibi benim için çok şey değil. Ama rutin her zaman fotoğraf. Kesin olmazsa olmaz. Aynen. Eğer dijital bir ölçü alıyorsam kendimi desteklemesi adına seçtiğim rengi en son bir kontrol için dediğim gibi burada yine bir bakıyorum. Ama rutinde Ağzıcı tarayıcıyla sadece renk seçimi yapmıyorum. Spektrofotometre rutinde çok kullandığım bir ürün değil. Benim değil zaten. Ama dediğim gibi bu spektrofotometrenin olması işimizi kolaylaştırıyor mu? Tabii ki kolaylaştırıyor. Ama ben hala şu bölgede kalma taraftarıyım. Ben de. Sen sadece bu. Aynen. Ya şöyle fotoğraf makinesi kullanıyorsun ama kullanıyorum. Flash ne kullanıyorsun? Twin flash. Twin flash da olur. Twin flashsız olmaz. Boşuna fotoğraf çekmeyin. Boşuna fotoğraf çekmeyin derken. Yani çok parlatıyor. Ring flash orada işi çok değiştiriyor. Evet. Yani bir twin flashla ring flashla çektiğimiz renkler gerçekten çok değişiyor. O yüzden mümkünse bir renk çalışması yapacaksanız mutlaka twin flash almakta fayda var diyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sina. Ben teşekkür ederim. Sana teşekkür ederiz. Yani de çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Bazı fotoğrafları yayının içerisine zaten koymaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda da umarım daha bilgilendirici, daha iyi bir videomuz olur. Ama şu şey beyazlatma olayını bir şey yapalım. Onu konuşalım. O iş bende. Telegram'dan bizi takip etmeyi unutmayın lütfen bir de. Telegram'dan, YouTube'dan ve Instagram'dan. Artık Instagram hesabımız da var. Evet. Görüşmek üzere.